vazifesi görmeye karar ediyoruz. Hem gemimizin muhasebesini yapmak, 6 ay her arkadaşımız kendi bölgelerinde yaptığı hizmetlerin muhasebesini yapmak ki biz cemaatle sürekli fehasibu enfusekum bu arada hadis olarak geçen ama Ömer'in bu sözünü sürekli tekrarlıyoruz. Çok yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Sürekli kendimizi muhasebeye çekmek. Ne yaptık? Aslında sadece birbirimize sormak, sadece burada kendi muhasebemizi yapmak değil, biz aynı zamanda her gün bu soruyu hizmet verdiğimiz insanlara sormak zorundayız. İl müftümüzün muhasebesini aslında din görevlilerine sormak lazım. Din görevlilerinin muhasebesini cemaatine sormak lazım. Daima geri dönüşleri alarak sürekli kendimizi bir adalet terazisinde hizmetlerimizi tartmakla mükellefiz. Ayrıca geleceğimizi planlamak açısından da son derece önemli. Sadece muhasebe değil, aynı zamanda geleceği planlamak. Diyanet İşleri Başkanlığı kadar toplumun en kılcal damarlarına kadar hizmet taşıyan başka bir kurum yok Türkiye'de. Öyleyse bizim iman bir aylık, 6 aylık, 1 yıllık planlarımız olmalı. Biraz sonra üzerinde duracağım. Bir irşat programımız olmalı, bir davet programımız olmalı, bir tebliğ programımız olmalı. Din hizmetleri planlamamız olmalı. Bu istişare toplantılarının bir faydası da kendimizi yenilemek. İnsanoğlu sürekli eskiyor. Bizim daima kendimizi yenilemeye ihtiyacımız var. Resul-i Ekrem'in ashabından edilen, birbirlerini gördüklerinde Teâlev nu'min sa'aten. Gel de beraber bir saat iman edelim. Yahut tercüme edecek olursak, daha doğru tercüme edecek olursak, gel de bir saat imanımızı tazeleyelim. Aslında bu tür buluşmalar aynı zamanda yenilenmenin, kendimizi tazelemenin yollarından bir tanesi. Bu toplantıların diğer bir amacı da kalplerimizi birleştirmek. Kalpleri birleştirmeyen bir topluluk milletin kalplerini birleştiremez. Ve tabii ki bütün bu birliktelikleri, bütün bu buluşmaları aynı zamanda bir şey için yapmak lazım. O da yaptığımız bütün işlerde asıl aramamız gereken şey yüce diyor mu? Sadece birbirimizi razı etmemiz yetmez. Rabbimizi razı etmeden cemaatimizi de zaten razı edemeyiz. Dolayısıyla bu toplantılarımızın ben rızasına muvafık olmasını, geçmişimizi muhasebe etmesine vesile olmasını, geleceğimizi planlamaya vesile olmasını ve hep birlikte gönüllerimizi yenilemiş olarak ahdü peymanımızı hem Rabbimize verdiğimiz, hem milletimize verdiğimiz, hem duruma verdiğimiz ahdü peymanımızı yenilemiş olarak dönmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Önce bu yılın başında Abant'ta merkez teşkilatı olarak bir araya gelerek 1 yıllık ve 2 yıllık muhasebemizi ancak bir parantez açarak ifade edeyim. Toplantıları yapıyoruz. Orada muhasebeleri de iyi yapıyoruz ama o muhasebelerin takibinde henüz tembeliz. Mutlaka yapılan çalışmaların ayrıca birlikte takibi gerekiyor. Önce Abant'ta bu toplantı yapıldı. Merkez teşkilatı olarak bir araya geldik ve 2 yılımızı masaya yatırdık. 2 yıllık bir muhasebe yaptık. Ali Erbaş hocamız ifade ettiği gibi din görevlilerimizle 21. dönem toplantısını 600-700-750 kişilik 21. dönem toplantısının kapanış kısmında
Antalya'da bulundum ki bu 10 bini aşmış durumda. 10 bin din görevlimizle bir haftada olsa yüz yüze, diz dize bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an kursu öğretmenlerimizle, vaizlerimizle, başvaizlerle, eğitim merkezi hocalarımızla, il müftü yardımcılarımızla yine bu salonda bir araya geldik. İlçe müftülerimizle bir aşağı salonda zannediyorum Antalya'da bir araya geldik. Dolayısıyla bu toplantılarımızın, toplantı serilerimiz devam ediyor. Ancak bütün diğer toplantıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en çok önem verdiği, gerçekten geçmişin muhasebesini yapacağımız ve geleceğin de planlamasını yapacağımız asıl toplantı, asıl büyük istişare toplantımız, il müftüleriyle 6 ayda bir yaptığımız ve bir sonuç bildirgesiyle de hem toplumla hem bütün dünya ile düşüncelerimizi paylaştığımız toplantımızdır. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bütün komisyon başkanları, bütün birim amirlerimiz burada hep birlikte inşallah 4 gün yenilenmiş, yenilenmiş olarak muhasebemizi yapmış olarak buradan döneceğiz inşallah. Çok değerli Hazirun, değerli il müftülerimiz. Dünya, insanlık hızla değişiyor. Ülkemiz hızla değişiyor. Ülkemiz insanlarının maddi refahı değişiyor. Ancak buna paralel, bu değişimlere paralel, dini hayatı, manevi hayatı, ahlaki hayatı, ibadet hayatını tedvir etmek buradaki heyetin omuzlarında. Başta şahsım olarak buradaki heyetin omuzlarındaki yük çok büyük bir yük. Az önce Sayın Valimizin Afyon'u tanıtırken çizdiği tablo, termal sularıyla, büyük otelleriyle, lezzetiyle, kaymağıyla, ama bütün bunlar hep geçici lezzetler. Bunların hepsi milletlerin hayatında, insanın hayatında geçici şeyler. Onlarla birlikte, maddi kalkınmayla birlikte bir ülke, bir millet, eğer manevi, eğer ahlaken yücelmezse o milletin yeryüzünde abad olması değil. Bunları iş adamları, ticaret adamları, valilerimiz, bütün topyekün ülkeleri yöneten, ülkemizi yöneten bütün insanlar aslında sadece maddi refahı yükseltmekle yükümlü değiller. Aynı zamanda kültürel hayatı, manevi hayatı yüceltmekle yükümlüler. Ancak bunun altyapısını oluşturacak, bu hizmeti toplumun her kesimine götürecek olan heyet işte burada. 120 bin din hizmeti yürüten insanların olduğu bir müessesede, bir kurumda ve böyle bir müessesenin var olduğu bir ülkede herhangi bir insan eğer benim İslam'dan haberim yok, bu cennet vatanda benim İslam'dan haberim olmadı derse, hele hele bunu Rabbimizin huzurunda derse, herhalde bunun en büyük sorumluluğu bize ait olacaktır. Bu heyete ait olacaktır. Onun için bizim daima toplumun, milletimizin değerlerle birlikte, dönüşümlerle birlikte, hem ülkemizi, insanlığın değişimiyle birlikte dini hayatı, manevi hayatı, ahlaki hayatı, ibadet hayatını nasıl ayağa kaldıracağımız üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bazı gecikmelerimiz var.
bazı ihmallerimiz ve görev kusurlarımız var. Bunları da burada konuşmak durumundayız. Gecikme tabiri aslında insanoğlu için büyük bir ihmaldir. İnsanoğlu herhangi bir işi yapılması gereken, zamanında yapılması gereken bir işi yapmadığı zaman, onu ertelediği zaman, o konuda geciktiği zaman her birinin farklı cezaları vardır malumunuz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği namaz emri var. Biraz geciktirdiğiniz zaman, vakit geçtiği zaman biz onu kaza ediyoruz ama pek çok alime göre o kazanın Cenab-ı Hakk'ın nezdinde kabul olmayacağı konusunda da şüpheler var biliyorsunuz. Herhangi bir konuda bir gecikme yaşandığı zaman bazen o insanın hayatına mal olur. Bazen ülkelerin gecikmesi o ülkenin bütün insanlarını götürür. En büyük gecikme idrak gecikmesidir. Çünkü idrak geciktiği zaman sizin onu yapma imkanınız yok. Kaza imkanınız da yok. Bazen insanlar idrak gecikmeleri yaşar. Bazen kurumlar idrak gecikmesi yaşar. Bazen de milletler topyekün idrakleriyle bir konuda gecikmeler yaşar. Sonra onları telafi etmek için kurbanlar verirler. Onları telafi etmek için kefaretler öderler. Onları telafi etmek için daha fazla çalışmak zorundadırlar. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın tarihini burada bulunan her nereden çok daha iyi bilir. 20-30 yılını bu kuruma, bu hizmete vermiş çok kıymetli müftülerimiz burada, hocalarımız var. Hocalarımızla birlikte, hep birlikte Diyanet İşleri Teşkilatı üzerinde düşündüğümüzde 5 konuda çok ciddi idrak gecikmelerimiz var. Hizmetlerimizi planlamakta onun için zorluk çekiyoruz. Birinci idrak gecikmesini biz hızlıken kente göçlerin başladığı yıllarda yaptık. Köylerden kentlere çok göç başladı. Göçlerle birlikte dönüşler başladı. Ama İçişleri Başkanlığı'nın hizmet politikaları behemehal köyden kente göçen bütün bu insanları kuşatacak konumda değildi. Birinci gecikmemizi burada yaşadık. Sadece bir tane örnek vereyim. Bu dönüşümlerle ilgili bir tane örnek vereyim. Mesela ırkçılık bir köy ideolojisi değildir. Bir şehir ideolojisidir. Köyde kimse ırkçı olmaz. Köyde herkes tabiata daha yakındır. Orada öfkeler olur, asabiyetler olur, kabilecilik falan olur bazen. Hatta o dahi olmaz ama bütün tarih boyunca ırkçılık şehir ideolojisidir. Köyden kentlere hızlı göçler başladığında işte 30-40 yıldır yaşadığımız bir ideolojik sorun aslında sadece bir ideolojik sorun değil, köyden kente göçmenin meydana getirdiği bir sorundur. Sadece küçük bir örnek verdim. Yüzlerce örnek verilebilir. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı bu noktalarda hazır değildi o zaman. Biz birinci idrak gecikmesini orada yaşamışız. İkinci idrak gecikmesi, büyük şehirler kuruldu, metropoller kuruldu, megapoller kuruldu, şehirler içinde şehirler kuruldu, masrafsız şehirler kuruldu. Biz yine o şehirler kurulmadan önce hizmetleri taşıma imkanına sahip değildik. Bunu sadece mahalli idareleri yıkmak, sadece bakanlıklara, siyasete yıkmak doğru değil. Biz öz eleştiri yapacaksak sadece kendi hizmet kusurlarımızı değerlendirmek zorundayız. Şimdi bir rakam vereyim. Şu anda Diyanet İşleri Teşkilatı'nda 128 bin personel var.
Ama personelin %75'i köylerde görev yapıyor, %25'i şehirlerde yapıyor. Peki halkımızın dağılımı nasıl? Tam tersi. Halkın da %25'i şehirde, köyde yaşıyor, %75'i şehirde yaşıyor. %25'i 22 köy 20, evet, yani yaklaşık %25'e yakını köylerde yaşıyor, %75'i şehirlerde yaşıyor. Aslında bu açıdan baktığımızda çok ciddi bir enerji israfımız var. Çok ciddi bir insan potansiyeli israfımız var bu açıdan bakıldığında. Çünkü 3 hanelik bir köyde de görevlimiz var. Ama bazen 100 bin insanın yaşadığı bir yerde de bir tek imam var. Peki ne yapılabilir? İşte bu toplantılarda bunun üzerinde durmalıyız, konuşmalıyız. Üçüncü idrak gecikmemiz, etnik ve dini mezhebi yapılanmaların Türkiye'de insanlar arasında bir ayrışma yol açmadan önce etnik ve mezhebi hareketler, ideolojik bir mahiyet arz etmeden önce bu ülkenin bizi dini mübini İslam'da birleştirmek, o kardeşliği zedelemeye başlamadan önce bizim bunları tedavi edecek elimizde, hiçbirimizin elinde, hiçbir müftümüzün, hiçbir başkanlığımızın elinde bir reçetesi olmadı. Ve biz üçüncü bir idrak gecikmesi yaşadık. Dördüncü bir idrak gecikmesini dünya ölçeğinde yaşadık. Sovyetler Birliği dağıldı. Yugoslavya dağıldı. Ülkeler yıkıldı. İnsanlık birden değişti. Bütün dinler birbirine komşu oldu. Bütün kültürler iç içe geçti. Bütün yabancılık insanlar beraber yaşamaya başladılar. Bu hale uygun bir din hizmeti, bir irşat projemiz olmadığı için bu konuda da bir idrak gecikmesi yaşadık. Her zaman verdiğim bir örnek vardır. Sovyetler Birliği dağılmış, Diyanet İşleri Teşkilatı ilk defa Kırım'dan din görevlisi istenecektir. Tatarca, Türkçenin en yakın lehçelerinden birisi olduğu halde gidip orada Tatarca vaaz edecek, hutbe verecek eleman bulmak zorluk çekeceğiz biz. Çekmişiz, hala çekiyoruz. Ama eş zamanlı Amerika'nın bilmem hangi köşesindeki Mormonlar Hristiyanlığı tebliğ etmek üzere ana dili gibi Tatarca elemanları hazır hale getirmişlerdi. Bunun sadece Kırım için değil, bütün ülkeler için ben size örneklerini verebilirim. Çok önceden, mesela aklıma geldi bir örnek, 8 sene önce Roma'da bir Çingene Enstitüsü kurulmuştur. 28 sene önce. Bir Roman dediğimiz bir kitle var, bütün dünyada konar göçer. Bu kitleye yönelik çalışmaların yapılması için Fransa'da bir Çingene Enstitüsü kurulmuştur. Berlin'de bir Çingene Enstitüsü kurulmuştur. Ama kendi ilinde bu ismi veren binlerce vatandaşımızın yaşadığı yerlerde il müftülüklerimizin onlar hakkında bilgisi dahi bir zamanlar. Mesela dediğim bunlar. Avrupa'ya vatandaşlaştı. Biz kaç yıl sonra onların hizmetine gidebildik? 60'lı yıllarda göç başladı. Biz kurumsallaşmamız 80'den sonradır. Onu da gerçekten onlara yardımcı olmak için mi o zaman gittik? Yoksa zaten orada yapılanmalar oluştu. O yapılanmaların zararlarından vatandaşlarımızı korumak için mi gittik? Cahi sualdir. Bunu da birbirimize sormamız lazım. Dolayısıyla bir idrak gecikmesi de uluslararası planda yaşadık. Sonra
11 Eylül olayları oldu, bütün dünya sarsıldı. İslamofobya diye bir ırkçılık ortaya çıktı. Buna da hazır değildik. Yine bir idrak gecikmesi yaşadık. Sonra yeni bir döneme girdik. Bilgi iletişim çağı dedikleri bir çağ. Gençlerin ve çocukların sizin önünüze gelmeden, daha önünüze uğramadan bilinç altlarının işgal edildiği bir döneme girdik. Ama işgal edilen bilinç altlarına din-i mübini İslam'ı, Rabbimizin sevgisini, saygısını, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sevgisini, saygısını nasıl yerleştireceğimize dair yine elimizde bir plan, bir proje yok ve yine bir gecikmesi yaşıyoruz. Bütün bu idrak gecikmelerini telafi etmek zorundayız. Eğer bu toplantılarımıza bir anlam katmak istiyorsak, gerçekten muhasebemizi yapmak istiyorsak, gerçekten yenilenmek istiyorsak ve gerçekten geleceğimizi planlamak istiyorsak, o zaman bu idrak gecikmelerini, bu gecikmelerimizi, bu hizmetlerimizi nasıl telafi edeceğimiz üzerinde, Diyanet İşleri Teşkilatı olarak, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu olarak, il müftüleri, ilçe müftüleri olarak bizim düşünmemiz lazım. Bunları telafi etmek için bazı önemli hususlara sadece dikkatleriniz için biraz zamanınızı alacağız. Geliyoruz Sayın Valimiz, lütfen. Arkadaşların sinevizyon için düşündükleri 20 dakika böylece almış oldum. Ve onu o zamanı da çok önemli bulduğum bazı hususların çizmek istiyorum. Birincisi, hep birlikte yaptığımız hizmetin mahiyeti üzerinde yeniden düşünmek zorundayız. Yaptığımız hizmetin mahiyeti, hem tarih mahiyeti. Adımız nedir? Toplantımız il müftüleri toplantısı. Demek ki bir ünvan var burada. Müftülük diyoruz. Müftülük. Abdülhamid Müfti diyoruz. İmam Ebu Hanife'ye de müftü diyoruz. Müftü İmam var bizim tarihimizde, değil mi? Mulla Hüsrev. Mulla Gürani mi? Mulla Hüsrev. Bazen iş. Ama bir kamu hizmeti yapan başkanının en üst, başkanlığının en üst temsilcisine de biz ne diyoruz? Müftü diyoruz. Ve bu ünvanın, bu makamın nasıl evrildiğini, nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü bilmeden yolumuza devam etmemiz mümkün olmaz. Şimdi 2 gündür buraya gelmeden önce bizim bu arkadaşlar buraya da koymuş müjde olarak hadislerle İslam kitabımız, Allah'a hamdolsun, çıktı, tamamlandı. 1-2 hafta içerisinde de il müftülerimize ulaşacak mı Yüksel Bey? İnşallah. 1-2 hafta içerisinde her birinize ulaşacak inşallah. Ama bu bir projenin, başlayan büyük bir projenin onda bir, biz ona hadis projesi diyoruz. O projenin bir ürünü Allah'a hamdolsun 8 bir emekle 85 alimin katkısıyla ortaya çıktı, hizmetlerinize 7 cilt zannediyorum milletimize takdim etmenin neler, şu bu büyük eserle ilgili neler söylenmedi, neler, ama o hadis projesinin bir ürünü. Onun için orada 19 büyük külliyatın, 260 bin rivayetin, yüzlerce her ortamında bir hazine diyebileceğimiz, ilk adını Hikem koymuştuk biz, bir sanal ortamda bir hazine oluştu. İşte o hazineye biz bir şey sorduğumuz zaman, mesela müftü kimdir diye yapça bir şey sorduğumda, öyle yaptım ben de, müftü kimdir dedim Arapça. Sadece müftü kelimesini sordum, 16 sayfa bana çıktı vermiş Arapça. Müftü kimdir?
zaman olmadığı için detaylarına girmeyeceğim. Keşke zaman olsa da Hatip Bağdadi'nin El Fakih ve Müteftek müftünün taşıması gereken vasıflar nelerdir? Lütfen yanlış anlamayın. Daha önce benim söylediğim bir şey vardır. Bu tür eleştiriler daima şahsımı başa koyarak ettiğim eleştirilerdir. Bütün içtenliğimle sizin diyorum. Fatih Camii'nin açılışını bana Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camii'nin vakfiyesini ulaştırdılar, orijinal metnini. Giderken de uçakta yolda okuyorum. Kalbime bir burukluk çöktü. Çünkü Fatih Camii'nin vakfiyede görevlendirilecek imamı için sıralanan vasıfların %10'u Diyanet İşleri Başkanı'nda yok. Açın bakın. Fatih Camii'nin imamının vasıfları Fatih Vakfiyesi'nde sıralanmış, sayılmış. Ve o vasıflar bugün önceki başkanlarımızla ilgili ben bir şey diyemem ama bugünkü başkanda o vasıfların %10'u yok. Dolayısıyla bu eleştirileri hep birlikte bir camia olarak kendimize yöneltmek durumunda olduğumuz için paylaşıyorum. Ebu Zekeriya işte Riyad-ı Salihin de yeniden tercüme edildi. Yeni bir kimliğe kavuştu. O da hizmetinizde olacak inşallah. Zannediyorum ondan da getirdin mi? Nusa. Evet, peki yetiştir hocalarımıza. Nevevi'nin hocam, Raşit hocam bir de şöyle bir kitabı varmış. Adabul Fetva vel Müfti vel Müstefti. Farkına vardım. Yani müftünün sahip olması gereken ilim, sahip olması gereken dil, uslup vesaire, edep, o konulara baktığımızda hakikaten çok zengin bir mirasla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Dolayısıyla biz aynı zamanda ünvanlar bugün ortaya çıkmadı ama dönüştü. Dönüştü. Bu dönüşümü dikkate alarak bir değerlendirme yapmamız lazım. Tarihte müftü kimdi? Çünkü fetva İslam medeniyetinin en sivil kavramıdır. Kada ve fetva. Kada dağıştır ama fetva sivil bir kavramdır. Herhangi bir vatandaş gelir, kapınızı çalar, size sorusunu sorar, siz de ona yol gösterirsiniz. Biz şimdi onu toplumu din konusunda aydınlatmak diye tarif ettik. Bir de odur, sadece fetva değil, sadece soruya cevap değil aynı zamanda elbette. Çünkü fetva sadece bir bilgi vermek değil, aynı zamanda bir örneklik sergilemek, bir rehberlik yapmaktır. Dolayısıyla yaptığımız hizmetlerin ahiyeti üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü İslam dininde dini rehberlik ve önderlik bir otorite değil, bir dini otorite değil. Bazen zaman bir dini otoriteye dönüştü. Farklı bir sınıf ortaya çıktı. Ama hepimiz biliyoruz ki bizimki sadece rusuh sahibi alimler topluluğu. İlimde derinleşen insanlar olması istenmiştir. Ama otorite kendisinden kaynaklanmıyor. Bilgisinden, o bilgisiyle amel etmekten kaynaklanıyor. Bizim gücümüz masumiyet teolojisiyle kuşatılmış bir otoriteden değil, bilgisiyle amil olmaktan kaynaklı toplumsal saygınlığımızdan kaynaklanır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Gücümüzden ve cübbemizden almayız. Biz gücümüzü şeklimizden, şemailimizden almayız. Biz gücümüzü bir masumiyet teolojisinden almayız. Biz gücümüzü önce bilgimizden, o bilgimizin doğru olmasından, ama o yetmez, o bilgiyle amel etmekten, biz nahiv öğrenirken avamilde örnek olarak hani hepimize çok güzel bir örnek hep zihnimize kazınmıştır o. Heleken nas alimun, helekel alimun illel amilun.
helekel amilun illel muhlisun. Bir de o rızayı bari kısmı var ki o olmadığı zaman ilim ve amel de beraber bir fayda vermiyor. İlim olacak, amel olacak, olacak ama heyetimiz için bir şey daha olacak. Bütün bunları sadece zekatını vermek şeklinde değil, insanlara bunun en güzel hizmetini yaptığımızda işte biz gücümüzü asıl oradan alırız. İkinci husus, biz yine görevlerimizin mahiyeti üzerinde düşündüğümüzde, az önce de ifade ettiğim gibi İslam'da ne kilise benzeri bir kuruluş var, ne de ruhbanlık benzeri bir sınıf söz konusu. Bizde İslam medeniyetinde dini bağlılık ve hizmetler tarihsel olarak daha çok gönüllü ve vicdani bir ilişkiye dayanmıştır. Bu açıdan fetva alacağı müftüyü ve arkasını kişiler belirler ya da mahalli yapılar kendileri seçmişlerdir. Bizim tarihimizde öyle olmuştur. Hadisleri hatırlarsınız. Eğer arkasına namaz kılmak istemedikleri bir insan kerhen milletin zorla milletin önüne geçip namaz kıl. Peki biz kuramaz mıyız bu gönüllülük kısmını? Kurabiliriz. Biz kurabilirsek işimizi İslam nazarında meşru hale getirebiliriz. Ama biz bunu yapamazsak zaten devlet oraya atamıştır, müftüyü de oraya atamıştır. Ki Diyanet İşleri Başkanlığı görevden alsa bile artık hakimlerimiz de görüyor. Dolayısıyla atmıştır. Eğer halk benimsemezse dahi halk o müftümüzü, o imamımızı mihrapta benimsemese dahi o görevi yapmaya devam ediyor. Neden? 657 ne diyorsa ona göre görevi yapıyor. Ama eğer biz onunla birlikte bir gönüllülük esası oluşturursak, halkımızla birlikte bir gönüllülük esası oluşturursak, halkımız o müftümüzün oradaki varlığından bir huzur duymaya başlarsa, efendim, imamın, öyle bir imamın mihrapta olmasından, onun arkasında namaz kılıyor olmaktan bir huzur duymaya başlarlarsa, biz o zaman İslam nazarında da kendi görevimizin, kendi yaptıklarımızın meşruiyetini ortaya çıkarmış oluruz. Üçüncü bir husus, öncelikle bu bir önceki hususla ilgili şunu söyleyeyim. Müminlerin gönüllerini fethedemeyen müftünün fetvasına cemaat itibar etmez ve kendisinin itibar edeceği, güveneceği kişileri arama çabası içinde olurlar. Bu da beraberinde neyi getirir? Başka arayışları, başka yapılanmaları ortaya çıkarır. Müftülük, diyanet ne güçlü olmuşsa, İnsanların arayışları başka yerlere, yanlış yerlere arayışları da sona ermiştir. Zaafa düştüğü an herkes kendisine başka bir rehber arar, aramaya başlar. Orada ölçüler ilk düzeyine sahip olmadığı için vatandaşlar, bu ülkede peygamberler çıkıyor, sahte peygamberler çıkıyor, sahte mehdiler çıkıyor, efendim sahte şeyhler çıkıyor. Ve bunların bütün zaman zaman ne kadar üzdüğü, ne kadar yanlış yerlere götürdüğüne de hepimiz şahit oluyoruz. Ama hepsinin altında müftülüğün rehberliğindeki eksiklik, diyanetin rehberliğindeki kusurun varlığını unutmamamız lazım. Dini otoritenin olmayışı tarihsel olarak değişik ve farklı dini yapıların oluşmasına ve yaşamasına da tabii olarak imkan vermiştir. Bu anlamda farklılıklar olarak algılanmış ve toplumsal dinamizmin bir unsuru olarak algılana gelmiştir. Dördüncü bir husus, yaptığımız hizmetin kuşatıcılığı üzerinde durmamız lazım. Bizim yaptığımız hizmet kadar kuşatıcı.
İslam tarihi boyunca mezheplerin varlığı elbette önem arz etmiştir. Daha Hicri 3. asrın yüzü aşk kelam okulunu ortaya çıkarmışız. Bu bir zenginliktir. Fıkıhta, kelamda, tasavvufta nice ekoller, nice okullar ortaya çıkmış. Bunların hepsi bizim tarihimizin, bizim medeniyetimizin zenginliği. Ama bir tehlike var ki orada dini mezhebe eş hale getirmek. Dini mezhebe eşitlediğimiz zaman tehlike çanları başlamıştır. Dinin mezheple eşitlenerek ifade edildiği, İslam'ın tek resmi mezhebe indirgenilmemesine, dini düşüncenin ve dini hayatın özgür bir alan olarak çeşitlenmesine neden olmuştur. Bugün de bizim bu farklılıkları rahatlıkla algılamamız ve herkesi kucaklamamız gerekmektedir. Asla Diyaneti devletin resmi mezhebinin temsilcisi konumuna getiremeyiz. Zaman zaman bununla ilgili çok enteresan tartışmalar yapılır. Diyanet camiasında da bu tartışmalar yapılır. Sanki devletin resmi bir mezhebi varmış gibi, ki resmi bir din tabiri bile Cumhuriyet'in kuruluşundan belli bir müddet sonra yasalardan çıkarılmıştır, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla sanki devletin resmi bir mezhebi varmış da Diyanet sadece o mezhebin temsilcisiymiş gibi tanım etmek bugünlerde bir moda haline geldi. Bu son derece yanlıştır. Eğer böyle bir yanlışlık hala içimizde varsa bunu hep birlikte telafi etmeliyiz. Ancak şunu söyleyeyim, mezheple ana yolu birbirine karıştırmamak lazım. Hanefilik bir mezheptir. Şafiilik bir mezheptir. Mutezile bir mezheptir. Maturidiye bir mezheptir. Ancak Ehl-i Sünnet mezhep değildir. Ehl-i Sünnet mezhep değildir. Çünkü adı üstünde peygamberin ortaya koyduğu yol. Aslında Ehl-i Beyt de mezhep değildir. Ehl-i Beyt'in yolu. Kim diyebilir ki Ehl-i Sünnet'in yolu ile Ehl-i Beyt'in yolu birbirinden farklıdır? Kim böyle diyorsa tamamen cehalettir. Ehl-i Sünnet'in yolu ile Ehl-i Beyt'in yolu ikisi de peygamberin yoludur. Peygamberin yolu Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği Kur'an'ın yoludur. Bunlar birbirinden tefrik edilmez, edilemez. Ancak şunu da söyleyeyim. Bugün İslam-Batı ikileminde bir mezhep İslam'ı temsil etmeye kalkışıyor. Ehl-i Sünnet ve diyelim ki Şia ikilemine kalkışıyor. Mezhebe indirgemek tehlike. Aynı zamanda Ehl-i Sünnet'i de bir mezhebe, hatta mezhep bile denilip denilemeyeceği çılır bir ideolojiye indirgeme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu da bizim yapacağımız ilmi çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Benim son 2 yılda çok tekrarladığım bir cümle vardır. Diyanet bir devlet kurumu değil, bir millet kurumudur. Bunu zamanı gelirse sizinle bu süre içerisinde biraz daha geniş açmaya çalışacağım ve bu noktada yapılması gerekenler üzerinde duracağım. Altını çizmek istediğim bir başka önemli husus, bizim zaaflarımız, eksiklerimiz, eksik rehberliklerimiz yüzünden diyelim ki bir kısmı öyle yahut bir kısmı Anadolu coğrafyasında ortaya çıkan İslam medeniyeti mirasının tabii bir parçası olarak ortaya çıkan düşünceler var, oluşumlar var, dini sosyal teşekküller var, bizim yeni kanunumuzda ifade edilmiş. Bunlar bir müddet sonra birer sivil toplum örgütüne dönüştü. Bizim Diyanet İşleri Başkanı olarak onlara kapımızı ve gönlümüzü kapatma lüksümüz olamaz. Bunun
Ama bizim bürokrasimizin oluşturduğu bir duvar var ve o duvara hepimiz takılıyoruz. Sadece kapımızı ve gönlümüzü kapatamayız demiyorum. Onlar gelme, onların kapısını ve gönlünü gidip çalıp açmak mecburiyetimiz var. Bunu herhangi bir mülahaza ile, herhangi bir güncel mülahaza ile, herhangi bir siyasi mülahaza söylemiyorum. Dini mübini İslam'ın şahsıma ve bu heyete yüklediği misyon gereği söylüyorum. Ama bu konuda da hala statüko kırılabilmiş değil. Diğer önemli bir husus camiler meselesi. Camiler. Biz Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendisine yöneltebileceği en önemli eleştirilerden bir tanesi, biz camileri müesseseleştiremedik. Camiler namaz kılma mekanları mıdır sadece? Eğer camiler namaz kılma mekanı olsaydı, cu'ilet liyel ardul mesacit ekrem, yeryüzü bana mescit kılındı. Biz temiz olan bütün toprak tekbirimizi alırız, cumayı da kılarız, bayramı da kılarız, vakit namazlarını da toprağa kılarız. Ama cami müessesesi sadece namaz vakitlerinde açılıp namazdan sonra da kapanan birer mekan olamaz. Bakın, açın Sapanca'da yaptığımız il müftüleri toplantısına, İdare toplantımızın sonuç bildirgesine bir bakın. Orada hep birlikte birbirimize taahhüt etmişiz. Ne demişiz? Bundan böyle camileri açık tutacağız demişiz. Ama 6 ay boyu yol almamışız. Konuşmaya devam ediyoruz. Söylemeye devam ediyoruz. Şimdi cami dernekleriyle toplantılar yapıyoruz. Türkiye'de 15.600 cami derneği var. Öyle illerimiz var ki, ben biliyorum, bu rakamlar bende. Öyle illerimiz var ki, diyelim ki 300 tane, 500 tane cami derneği var. Bu cami dernek başkanlarıyla il müftümüz bir gün bir araya gelmemiş. Halbuki bunlar bize camileri yaptılar, teslim ettiler. Camileri müesseseleştireceksek önce bunlara da el atmamız lazım. Yani belki oradaki ihtiyar camiyi bize yapan amcaya, amca Allah senden razı olsun, bize bütün bunları yaptın ama şöyle güzel bir teşkilata dönüştüreceksen şöyle bir genci yerine alıver. Onunla birlikte imamımızı da yanına alarak bir çalışma yapalım, beraber çalışalım. Bu 16.600 cami derneğini biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birer sivil şubesi haline getirebilirdik. Avrupa'da, hepiniz Avrupa'da görevler yaptınız. Avrupa'daki camilerimizde kadın kolları var mı? Var. Cumhurbaşkanlıkları var mı? Var. Gençlik teşkilatı var mı? Var. Her caminin neredeyse. Peki biz camilerimiz için niye bunları yapmıyoruz? Camileri müesseseleştirmekten şunu kastediyorum, değerli hocalarım, kıymetli müftülerim. Ne zaman ki cami, namaz kılan kılmayan, bütün vatandaşlarımızın günlük hayatına bir güzellik katmaya başladı, o zaman camiler müesseseleşir. Namaz kılmayanın hayatına da bir güzellik katmalı cami. Çünkü biz sadece gelip namaz kıldığı zaman ona güzellik vermekle sınırlı tutacaksak, tutmuşsak, yani dini mübini İslam'ı cami içine hasretmek ne kadar büyük bir haksızlıksa, camiyi de sadece namaz vaktine hasretmek, sadece namaz vaktine kapanan bir mekana girmek o kadar. Ben toplantılarda ifade ediyorum. Camilerin namazdan sonra kapanmasını gerektiren genelgemizi buldum. Orada şikayetler olmuş, de cami teberrükat eşyası çalınmış, bilmem çok kıymetli şeyler. Zaten çalınan çalınmış, hepsi gitmiş zaten. Söylediğim bir şey var, dedim ki,
camilerin içerisinde hazineler bile olsa, camiyi kapalı tutarak yaptığımız hırsızlık, caminin içinde çalınan bütün eşyaya yönelik hırsızlıktan daha büyük hırsızlıktır. Onun için lütfen bu toplantı, bu il müftüleri semin toplantımız, bu konudaki son müzakeremiz olsun. Bunun hep birlikte çalışmasını yapalım. Genelgemiz dahi imzalamadım zannediyorum, hala duruyor. Ama il müftülerimizle birlikte bir daha istişare edelim. Din görevlisi arkadaşlarımız, mesela ben bunu topluma deklare ettikten sonra toplumda Allah razı olsun, gittim kapıda kaldım, ağladım bir gün, Allah'ın evine gidip namaz kılmak istedim, giremedim vesaire. Yahut gittim sadece ayakkabılığın orada iki rekat namaz kılmak zorunda kaldım. Ama bir şey daha geliyor. O nereden geliyor? Bizim arkadaşlarımızdan geliyor. Oradan da protestolar almaya başladım. Razzak haktır. Bunu yapamayacak her imamın görevine son verirsiniz, Cenab-ı Hak onun rızkını verir. Bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar üzerinde hassasiyetle duruyorum bu konu. Hep birlikte camilerimiz, namaz kılan kılmayan, her vatandaşımızın hayatına güzellik katan bir müesseseye, bir ilim merkezine dönüştürmeliyiz. Efendim hiç kimse yok cemaatim. Zaten cemaat yapmak senin görevin. Sadece cemaate namaz kıldırmak değil ki. Cemaat yapmak görevin. O zaman hangi işte mazeret, özür kabahatten büyük olur? Özür kabahatten büyük olur o zaman. Bunun üzerinde lütfen duralım. Ama bize de yanlış yaptırmayın. Biz arkadaşlarımızı da mağdur etmeyelim. Yani ki biliyorum, iki gün sonra sendikaların benim kapımın önünde benden adalet beklemeye başladı, efendim protesto etmeye geleceğini biliyorum. Ama hiç önemli değil. Bizim için o bir tek kişinin cami önünden geçerken kalbine bir ilham gelip, bir camiye girip iki gözyaşı döken bir vatandaşımızın o hali, onların protestolarından çok daha kıymetlidir. Çok daha değerli. Resul-i Ekrem öyle, bir kişinin seninle hidayeti yeryüzünde var olan her şeye sahip olmaktan daha büyüktür, daha önemlidir. Bir başka altını çizmek istediğim husus, özellikle size gelen az önce Ali Bey'in de ifade ettiği sosyal konu. Bunları söylerken bir parantez açmak zorundayım. Çünkü herhangi bir müftümüzün şevkini kırmak da beni üzer. Yoğun bir çaba içerisinde olduğunuzu, hepinizin gecenizi gündüzünüzü birbirine katarak çalıştığınızın farkındayım. Ama henüz olmamız gereken yerde olmadığımız için ve o saydığımız beş büyük idrak gecikmesini telafi etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız olduğu için yeniden altını çiziyorum. Şehrinde açlık, sefalet, yokluk içinde bulunduğu halde rahat uyuyan görevlimiz mesuliyetin idrakinde değildir. Şehrinde toplumsal yozlaşma, kavga hüküm sürüyorsa o görevlimiz kendini başarılı göremez. Şehrinde din kardeşleri arasında tepçilik, hizipçilik, grupçuluk yapılıyor, herkes bir diğerini ötekileştiriyorsa orada tütüsü olamamıştır. Siz de bunu daha da genelleştirin de, bir ülke ki insanlar arasında efendim kardeşlik kurulamıyorsa, mezhepçilik, hizipçilik, ırkçılık, grupçuluk birbirini ötekileştiriyorsa, 128 bin görevlisi olan Diyanet İşleri Başkanı da o ülkenin başkanı olamamıştır.
Onun için bunu hepimiz için söylüyorum. Bir başka husus, İslam'ın bu birleştiriciliği üzerinde yeniden durmamız lazım. Orada yeni bir dil, yeni bir usluba ihtiyacımız var. Orada yeni ihtiyacımız var. Din çünkü ayrıştıran değil, bütünleştirendir. Din, kimseyi ırkından, dilinden, kavminden, dininden dolayı kınamaz, dışlamaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Herkesin aynı toprağın nimetlerinden adil pay almasının ahlakını oluşturmak için yapacağımız çaba, göstereceğimiz çaba hem dini hem de insani görevimizdir bizim. Giderek hem de ülkemizde gerek mezhebe ve gerekse etnisiteye dayalı söndürmek, kardeşlik hukukunu yeniden ihya etmek hepimizin görevidir. Ama bu noktada kaldı ki bunu söylerken bu görev sadece Diyarbakır müftüsünün, Hakkari müftüsünün görevi değil. Bu görev Edirne müftüsünün de görevi aynı zamanda. Çünkü Edirne'deki bir Müslüman, Hakkari'deki bir Müslümanı din, ırkından, renginden dolayı ötekileştiriyorsa zaten sorun sadece orada aranmamalı. Her yerde aranmalı. Ve biz bu noktada Diyanet İşleri Teşkilatı olarak üstümüze düşeni yapmadık, yapamadık. Hatta bazen yanlış uygulamalarımızla çanak tuttuk. Zihnimde yüzlerce örnek var. Pek çok müftümüz kendi hizmetlerini de bir emniyet hizmeti gibi yürüttü. Halbuki iman görevlisi ayrıdır, emniyet görevlisi ayrıdır. Geçen Alman İçişleri Bakanı ziyaret etti beni. Ben ona şimdi nasihatta bulunuyorum. Diyorum ki, Almanya'da her şeye güvenlik zaviyesinden bakıyorsunuz diyorum. Öyle bakıldığı zaman, çünkü sürekli oradan bir problem var. Sürekli teyakkuzde, esasında onu o şekilde ancak bertaraf edeceğine inanıyor. Ama iman görevlisi kalbi gözetler, kalpleri gözetler. Dolayısıyla o noktada da eksiklerimiz var, kusurlarımız var ve ihmallerimiz var. Ama bu noktada çabalarımız da henüz yeterli değil maalesef. Diğer üzerinde duracağım önemli bir husus, hizmetin mahiyeti bakımından. Dini mübini İslam hiçbir şeyin aracı değildir. Bizim yaptığımız hizmetler açısından en büyük tehlike dini bir araca dönüştürmek. Onun için Nurettin Topçu merhumun din hizmetleri ve din eğitimi, teşkilatlı din hizmeti ve teşkilatlı din eğitimine yönelik eleştirilerini her müftümüzün okumasını istedim. Çünkü yaptığımız işler neticede, nihayette hepimizin varlık sebebi olan o dini mübini İslam'ı bir şeylere araç haline getirebilir. Buna izin vermemeliyiz. Daha müşahhas bir örnek vereyim. Türkiye'de modern ulus olma yolunda bir çağdaşlaşma hamlesi başladığında tek tip var. Olma aracı haline getirme teşebbüsleri olmuştur, unutmamalıyız. Oysa din-i mübini İslam dareyn saadet için gelmiştir. Hepimize iki dünyada da huzur vermek, huzur getirmek, hepimizi